Voley ekranlarından herkese merhabalar. Shell ile hepileri de basketin yeni bölümüyle karşınızdayız. E, gündemimiz yoğun artık Euroleague'de normal sezonun sonlarına doğru. Her geçen akşam biraz daha yaklaşıyoruz. Yoğun bir haftaydı yine. E, çift maç haftasıydı. Efes tarafı adına olumlu geçen bir haftaydı ama bu olumlu tablo herhalde bu olumlu hafta öncesinde alınan son yenilginin de biraz daha sorgulanmasına, biraz daha can yakmasına da yol açtı. Belki e, Asvel karşısında alınacak bir galibiyet bu iki galibiyet sonrasındaki umutları biraz daha güçlü hale getirmiş olabilirdi. Fenerbahçe tarafına baktığımızda ise Fenerbahçe'de 4 maçlık bir İspanyol rakip turnesindeydi bilindiği gibi. Son olarak Barcelona'yı içeride iyi bir oyun. Gerçi o da kendi içerisinde birçok hikayeyi barındıran bir karşılaşmaydı. Çok üstün başlayan 40-15'lik bir üstünlük çok dominant başlayan bir Fenerbahçe vardı. Sonrasında İspanyollar çok acayip bir geri dönüşe imza attı. 3 sayıya kadar indi ki Belki de kırılma anı oradaki kalin için faul ve oradaki artan tansiyon birden bütün salonun uyanmasına ve yeniden maçı sahiplenmesine sebep oldu. E, fakat Milano deplasmanında alınan yenilgi e, biraz daha sarı Alınan acaba... mı yoksa aldırılan mı? Aldırılan, alınan artık onu Hayır, ama yapacak. şimdi Oraları bunları alacağım. dile getirmiyoruz. Euroleague'in Türkiye'de temsilcisi var. Her şeyi takip takip ediyor. Ya yani ben bakıyorum başlıklara. Fener cepten yedi. Fener'in nefesi yetmedi adamın ayağı dışarıda ya çizgide bile değil ya 3 hakem de ona bakıyor oraya gelene kadar daha neler var yani ya tabii ama hani şimdi daha, daha agresif daha, daha e, bak Fener, sert de başlayabilirdi Fenerbahçe %100, hani. %100 daha sert başlayabilirdi ama yani Eurolig'de özellikle diğer sporlara hiç girmeyeceğim Fenerbahçe'nin her maçı mükemmel oynama mecburiyeti olmamalı ya, bence hiçbir takımın yok zaten abi bunun. Hayır ama Fenerbahçe yani şimdi hakikaten iyi başlamadı. Barcelona maçı hem... ...kafa olarak hem fiziksel olarak çok yorucu bir maçtı. Arada bir gün var. Seyahat günü. Başlayamayabilir yani. Saras... ...müthiş yönetiyordu. Bu maçta... ...yani ona kesinmez fatura ama... ...yani şey, söyle adını otobüs şoförü gibi oldum abi sen. Tuvaletim mi geldi? <gülüyor> ha? <gülüyor> bir <psss> Hayır bir anda <laughs> <laughs> diye gideceğim böyle geriye doğru. Vallahi yani stüdyodayız ama ben sana söyleyeyim mi? Bir an kendimi yani... şal istasyonunda hissettim gibi oldu. <laughs> abi nasıl bir yağmur iyidir Yani Sen rahat geldin mi? bu arada hakikaten acayip yağmur ya. Yani, yani e... uyarılar vardı zaten benim, benim zaten bir limitim var affedersiniz şey için e, bir şel gördüm daldım. sonra yola oradan devam ettim. yani nasıl bir yağmur? Sen ona yakalanmadın tabii. Yok aynen benim. Hani silecek böyle gider ya fırlayacak zannettim yani. Evet, evet senin mesafen biraz daha uzun olduğu için zaten zaman zaman trafiğe bağlı mola ihtiyacı ya da ihtiyaç molası <laughs> ihtiyacı. Vallahi. Deyip, duyuyorsundur. Neyse ki Şelimiz ya, yardımına yetişmiş galiba değil mi? Onu araya Evet, işte. evet. Yani e, şeyde çalışıyordu. Şimşek falan düşüyordu biliyorsun. Şimşek, yıldırım. Ben e, hortum çıkacak diye korktum. <laughs> Hayır, çünkü böyle bir bulut şeyi oldu. Hemen... E, şeyde, cep telefonunda... çalıştırmasını bildiğim tek şey. <gülüyor> <gülüyor> Search. E, hemen varmış, girdim oradan. Sağ olsunlar. Yine tertemizdi. <laughs> Hayır sen niye Buradan... böyle yapıyorsun onu anlamadım. Yok ben e, demin şeyi yüksekliğini ayarlamam gerekti de biraz sert bir ayarlama oldu. O yüzden böyle bir sanki... Şimdi kıracaksın onu. Halk otobüs şoförü gibi böyle bir... <laughs> Aynı sandalyeden de yok gördüğüm Küçüklüğüm kadarıyla. Küçüklüğümde hep ya. Yalan ha? söylemeyeceğim ya. O şu... Neydi o at, atlı? Aerodinamik. Ata binerdin. Karusel. Ay karuselde dönüyordum. <laughs> bir de böyle atlar vardı şeylerde. Herhalde senin gençliğinde onlar Herhalde kalmış. benim gençliğinde. <laughs> Herkes boş boş bakıyor bana. Bir sessizlik ya, oldu. Ya şu böyle an. altı döne döne şey üstüne bir... Yaylı, <laughs> yaylı at. at ha! karın. Var mı? Var var. Şöyle. Aynen. Onda da böyle küçük aksiyonlar vardı. Hiç sevmezdim bunu. Küçük tatlı sürprizler. Ama şeyi severdim çarpan arabaları. Peki o zaman çarpan arabalardan bence bu haftaya bağlayalım. Fenerbahçe ile başlayalım o halde. Az önce Fener ile giriş yapıp zaten Sarı Lacivertlerle bitirdik. Şimdi ee... Fener'e gelmeden önce biliyorum Euroleague ama ee, bence çok büyük bir başarı. Beşiktaş'a da bir değinelim iki dakika. Başarılar dileyelim Burk karşısında. Yarı finale Aynen. geldiler. Euro Cup'ta ikinci kupa. Orada son maçta çılgın geri dönüş. 21 sayıdan. Nasıl olduğunu ee, anlamadık. Yani şimdi normal sezonun son maçında evinde Hapoel Şlomo'ya yeniliyor. 21 sayı geriden gelip deplasmanda elediği takım. 73-94 bir de fark yiyor. Ondan önce de yine evinde Paris'e 95-72 yeniliyor. Ve buradan Olimpiyeviç takımı toparlıyor. Geçen senenin şampiyonu Gran Canaria'yı deplasmanda eliyorlar. Ondan sonra da Apovali'nin bir sayı geriden gelip e, yine deplasmanda eliyorlar. Şimdi Alimpievic, e, Burgu elerse e, ikinci e, finali olacak. Bursa Spor'la da bir finali var e, hatırlarsın. E, Aynen. Yani hakikaten Beşiktaş'ı e, Avrupa'da böyle iddialı görmek e, çok sevindirici. Orada arada Şimdi, hafta sonu Garip şeyler yaptılar biliyorsun. Y yeni <laughs> yeni başkan... Bir şeyler denediler yani. Yani yeni başkan Hasan Arat basketbol adamıdır ee, ve inşallah Beşiktaş sadece bir dönem değil Fenerbahçe'nin yaptığı gibi de uzun vadeli yatırımlarla salonla kalıcı olur çünkü gerçekten. Şimdi e, sürpriz e, şampiyonluklara da değineceğiz. E, Beşiktaş'ın ilk şampiyonluğunu ben bu arada sürprizlere koymadım. Gayet iyi bir takım, ligi de domine ettiler. Ya o zaten ben de mesela ee, ama düşünürken yani, ikilem e, yaşadığım bir şeydi ama bu çıkartmakta da zorlandım listeyi. Beş, Beşiktaş çok yaşa. Beşiktaş <laughs> çok yaşa. Çok yaşa. Beşiktaş'ın hakikaten e, geçmişte basketbolda iddialı olduğu zaman bütün taraftarı arkasına alabildiğini gördük. O açıdan inşallah Hasan Arat'ın basketbola bakış açısı onun vizyonuna uygun olur ve Beşiktaş'ta kalıcı bir güç olur. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da. Ama gerçekten Burga karşı da başarılar dileyelim. Çünkü 3 maç 2'yi kalan tek maç değil. İki maçı kazanan finale gidiyor. Finalde de... E, Paris ile Londra. ikisinden biri. İkisi de Eurolig'in... E, Eurolig'de görmek istediği takımlar. E, Londra'ya hatta David Stern... NBA senelerdir başkanı zaten iken... E, senelerdir uğraşıyor. Senelerdir uğraşıyor. Şimdi orada... şey sayısı bayağı bir arttı. E, göçmen. E, ondan Onlar... Ziya genelde bir basketbol kültüründen de geliyorlar. Ee, bakalım. Peki Beşiktaş'a bir kez daha başarılar dileyelim. Tebrik de edelim. O hakikaten çünkü o karşılaşma da garip bir karşılaşma. 20 21 sayı mıydı? 18 oldu. 21'i ol, 21 gördü. Ee, yaş olarak da aslında yaş ortalaması üst, yani yaşlı denebilecek bir takımda aslında rakip ama çok da kaliteli oyuncuları da vardı. var. Var. Yani 20 sayılık bir üstünlük yakalamışken oradan geri dönmek. Ee, çok iyi tabii bireysel performanslar ve e, savunma mücadele dozu da istiyordu. Onu çok iyi koydu Alimpiyav için takımı. Diyelim peki şimdi Fenerbahçe ile kendi akışımıza geçelim. Yani şimdi az önce aslında Efes'i anons ederken Asfel maçının değeri sanki biraz daha bir ortaya çıktı gibi bir yorumda bunu Bilmiyorum katılıyor ama Fenerbahçe için de e, e, yani şu maçı alabilmek aslında bambaşka bir e, haftayı ikinci sırada kapatma ihtimali vardı. Ya ikisinin ee, de esasında bir şey konuşabilir. E, haftası birbirine benzer bir e, evet. haftaydı. Skorlara hafta bakmazsan. Yani Olympiakos karşısında baştan sona oyuna ağırlığını koymuş. Ki Larkin hastaymış zaten Alba e, maçında o e, iyice ya, kendini, iyice yani. kendini gösterdi ama Olympiakos gibi zor bir e, kontrollü zor sert bir takım karşısında Dört dörtlük bir performans verdi Anadolu Efes. Ee, şeyi de neydi ee, çok sevdiğim bir şarkı var siz bilmezsiniz. Ağla gitarı bilir misin? Ağla gitar. Mesrin Sipahi'ydi galiba. Ağla gitar. E, şey ağlamaktan e, düşüp bayılacak diye ödüm koptu ya. Bu kadar ağlayan bir koç gördün mü ya? ismini unuttum şimdi. Şey Oli'nin ee, şey Bartokas ee, mı? ha Bartokas Ya Bartokas yani ee, o şarkılarla mı büyüdün? Anlamadım ya. Her düdük ya. Her düdük çalınsın, çalınmasın. Yani. O, o zaman Fenerbahçe'nin 10 senedir e, hakemle yapması Abi lazım. hakemlerle oynamaya mı bildin Ama ya bu ya. kadar olmaz ya. Gör, şeyleri şişti, bana benzedi. Buraları şişti ağlamaktan. Biraz bence e, çok hayal ettiği seviyede oyunda kontrolde olmadığı için de biraz onun da agresyonu da oldu bana kalırsa. Çok istediği gibi gitmedi yani Efes. Hakikaten yaz biraz da Efes'in özeti ya bu sezonun özeti aslında gidip içeride formda bir Olympiakos'u da e, yani, iyi bir oyunla görkemli bir oyunla yenebiliyor. Ama işte iki Deplasman'da hala şeyi var... Ee, şimdi Fenerbahçe'de... Barcelona e, karşısında evet, Fark 3'e kadar indi. Kalin orada... sportmenlik dışı faali yapmasa... ama 3'e indiğinde... Beri, indiğinde bile ben endişe duymuyordum. Yani öyle e, eyvah... geldiler, döndüler, bitti... falan diye. Ama tabii o Kalin için... E, şey faali, sportmenlik dışı faali... Fenerbahçe'yi... E, atlattı. İlk çeyrek oynanan basketbol obra zamanı dahil belki de Fenerbahçe'nin oynadığı e, en iyi 10 dakikalık basketboldu. Şiir gibi. Yani. Al çayını sanki deni, e, nehir kenarındasın. Nehir gibi akıyor. Pardon, ırmak gibi akıyor. <laughs> Süperdi. Zaten o sekansta da sürkülesi etti rakibini. Bir ara Fenerbahçe. çok dağıldılar. Ondan sonra işte yavaş yavaş... Üçüncü ya topu payla. paylaş... Ya o kadar kolay ki Fenerbahçe'nin başarılı hücum etmesi. Şimdi mesela Milano sertlikle... Kalaitis'e baskıyla... Motlu'ya top indirmesini engelleyerek yine bir şeyler yap. Hemen bire bire dönüyor. 16 üçlü kullandı bul Skar, e, Wolbeck. 16. Ha Şimdi 8'i girse diyeceğiz ki işte Büyük Skari bizleri sakın bırakma. Ama 5 tane... Diğer 4 kişi ne yapıyor işte 16-3 kullandı. E, kul e, ya bir işte yani e, hiç potaya gitmiyoruz. ya Tamam e, temas yapacaklar. E, Gudelic gitti. Her seferinden bir şey çıkardı. Ya faal yaptırdı. Ya basketi kendi attı. Ya pas verdi. Yani Fenerbahçe... Ee, çok fazla rakip sertleştiğinde üçlük takımı oluyor. Halbuki e, şimdi e, ikili sıkıştırmalar, üçlü sıkıştırmalar geldiğinde de her seferinde görmese bile genelde doğru pası bulabilen bir Motri'ye e, dönüştü şey. Jonathan. O açıdan yani hakem evet, e, sertlik evet. Bir de ben bu Melli'nin bu kadar sevilmesini her üçlükten sonra eee anlayamadım yani eski takımına karşı. neyse gerçek o dönemdeki gerçek Fenerbahçe <laughs> şeyleri de belli oluyor. Yani Bogdan Bogdanovic'ler... işte Cici Gigi Datome'ler ne bileyimmiş, işte Bobby Dixon'lar, şey, ...Ekbey Ekbe Yudohlar. Yani gerçekten onların hepsi şeymiş. Yani burada hissediyormuş Fenerbahçe. E, sevgisini. Şimdi Efes'in ikinci maçı şu anda biz bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik. Tyreek Jones o bloğu yapmasa. Belki de programa Efesle başlayacaktık. Aynen. Yani gitti e, Play'in bu nasıl iş? Önce Asfere yeniliyorsun. Sonra evinde e, Alba'ya yeniliyorsun. Onları konuşacaktık. Ama Tyreek Jones günü de belki de sezonu da kurtardı. Çünkü bence hakikaten hala e, Efes'in play in yapma şansı gayet var. E, çok e, iyi. Ama tabii şimdi burada bir tane maç var. E, Fenerbahçe Efes, Ülker Arana. Yani Hangisi yenilirse e, ciddi bir yara alacak. Ha ya da şu olabilir. Şimdi bakıyorum ben ilk dört şansı Fenerbahçe'nin matematiksel olarak var. Deplasman'da e, Olympiakos'u Yenersem ve ağlı Gitar şarkısını Pire'de de, de çaldırırsan <laughs> ama öyle bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Geçen sezon play son maçını orada hatırlıyorsun. Şimdi Fenerbahçe belki de o maç şöyle bir avantaja dönebilir. Rakip seçme lüksüne sahip olabilir. Hmm. Ama aynı şeyi Olympiakos da yapabilir. Çünkü Olympiakos biliyorsunuz Yunanların bu, kulüp manifestosunda yazıyor biliyorsunuz bu, bu huyu var. Yani milli takımda da yapıyorlardı. Sen vardın hangi çok acayip Euro bir Euro, Euro, Euro diyorsun. Euro'da bir Biz öne falan... açıldı. Ee... birine e, asılmayarak e, hangi maçta? Ama onların tabii bu senaryoyu kovalayıp patladıkları falan da oldu. 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 Ama işe yaradığı yani da oldu. Yani kaçarken dolayı tutulmuştu da var. Ee, Saras'ın e, bu maçta Madar'ı niye kullanmadığını bir türlü çözemiyorum. Maç sert. Sertliğe ihtiyacım var. Baskı yapman lazım. Ee, yani Madarlık bir maçtı bu ve hiç düşünmedi. Noah'yı e, daha fazla oynatabilirdi diye düşünüyorum. E, tamam Dechampierre olsaydı... E, Noah'nın bu kadar az süre almasını ben... Hiçbir şekilde eleştirmezdim ama e, bir de yani bu Dorset e, şeye döndü abi, Claybourne döndü ya. ya. Alba maçının o duruma gelmesinin birinci sebebi Will Clyburn ya. İnsan biraz hmm. savunma yapar, iki tane bark saat yapar, bir şey yapar. Temas diye bence o. Hayır yani. Yani bu kadar temas etmeden oynayacaksa bence yürürlükte oynamasına gerek yok yani hiç. Hayır bir de şimdi kontratı bitiyor. Ha, emekli, ben çok kazandım artık bırakacağım mı diye düşünüyor. Yani yeni bir takım. Ben biraz sanki kafacı oraya yakın gibi abi. Vallahi mi? Abi, abi şimdi adam 20 dağıtsa, 10 tane top dağıtsa, 5 tane dağıtsa temas almıyor abi. Yani şu alma maçındaki istatistiklere, istatistik kağıdına baktım. Nerede? Sadece Clyburn içinde değil abi. Serbest atış. Yanlış mı diyorum? 6, tane, 6 kere serbest atış çizgisindeki abi. Efes. Hani bu kadar mı agresiflikten uzaksın? takımca yani. Ya Alba bir de, ama Clybourne de zaten Clyburn özeti daha potaya gitmeden temas almadan atıyor. Abi bir de Alba okuyor. sen at, ben at takımı. Yani Albaya karşı 30 tane serbest atış bekleyemezsin. Ama abi 30 beklemez ama... bu Hiç ya hiç ee, şimdi ondan da bir şey bekliyorum. Tweet bekliyorum. Dorsey sağ olsun. Ee, saygı üzerine gelecek seneyi göreceksiniz gibi böyle taraftarımız mı sitem ediyor, medyaya mı sitem ediyor, kulübe mi sitem ediyor? Ben çok taraftarım. Sanki daha böyle birebir iletişim üzerine bir sanki rahatsızlığı var Hayır, neyi ya da bir sıkıntı oldu. Onu sanki afiş etmiş gibi geldi. Evet, ama. Neyi görecek? Saras geldiğinden beri ona dünyanın şansını verdi, iyi oynadı. En iyi maçında bile sandalyeyi bile savunamaz. Artık o kesin. Yani faal hakkın dolmamış ya. Bari biraz oyunun içinde ol. Adam seni geçmiş yap faali kenardan oyuna soksun. Yok bekliyor basket faal oluyor. Faal hakkın dolmamış ya. E yani şimdi oyunun içinde olmak da çok önemli. Sadece topu bana verin bir tane üçlük yollayayım. Girerse iki dakika daha oyunda kalırım bilmem ne. Yani bu değil. Biraz ama onun savunma algısı da... Hiç, bence elinde olsa sav, savunmanın sesini yapmazmış gibi geliyor bana. Ya bazen mesafeyi Borsi. iyi zaman... Yani öyle oyuncular ayarladı. var. O öyle, öyle bir profil. Mesafeyi iyi ayarladığı zaman e, dribling yapan üzerinde e, bir abi işte sekanslarda ekstra motivasyonla işte artık bilmiyorum ne e, oralarda bir parıltısı oluyor, bir diş gösteriyor Maç, maçların belirli bölümlerinde ama yani hani bir koç olarak ee, bir rakibe karşı hazırlanıyorsan onu savunma rotasyonunun ana parçası olarak yazmazsın diye düşünüyorum kenara. Ya şimdi Milan playing yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama Milano onlar e, da hakikaten en sert takımlardan bir tanesi ama muazzam hafta play geçirdi e, playoff yaptığın takdirde e, karşına çıkacak takımlar da bu sertlikte. Olympiakos bu sertlikte, Panathinaikos ha bir tek belki şey değil. E, Monaco değil ama onlar da e, istedikleri zaman, John Brown şey e, bayağı bir sert savunma yapabiliyor. Ondan Fenerbahçe'nin mutlaka mutlaka bu sert savunmaya karşı e, oyun planını e, sürdürüp, e, hadi biz üçlük atalım. Nasıl olsa iyi üçlük takımıyız. Felsefesinden uzaklaşması lazım. İzin vermezler yani. Ama e, yine de işte belki Efes gibi kötü oynadığı bir maçı şeyi çalsalar bir de ayak çizgide değil dışarıda üçü de bakıyor yani herhalde yine bir özür mektubu geldi kulübe. Onları duvar kağıdı mı yapsak müzede? Abi herhalde 50-60 olmuştur değil mi Doruk? Yani, çok özür dileriz. Ya özür dileme ya. Maçı yönet tarafsız. Yani, bir ara Obra zamanında üç hafta arka arkaya gelmişti galiba, öyle bir şey Mehtup hatırlıyorum. mu? Özür mektubu. E, özür mektubu. E, peki... Efes tarafında neler konuşuluyor abi şimdi? Sen az önce dedin ya, hakikaten bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. E, Efes'te problem belli. Şimdi Efes'te... Tabii ki sadece e, asfalt maçına falan da bağlamamak e, lazım şu noktayı ama... Şimdi Efes'te... Tomislav... E, zaman zaman... çok iyi dokunuşlar yapıyor. Ama bazı oyunculardan, mesela işte Jaskevicius... bir hatası da bence bu maçla oydu. Dorsey'i bir fazla denin. Normalde ilk yarı başlıyor, ikinci yarı başlıyor. Dorsey o gün e, yoksa... bir daha hiç ona dönmüyor. Şimdi burada mesela... E, Plyce... bana sorarsan... Clyburn... Yani zaman zaman Thompson... E, Tekrar fazla onlara e, sarılıyor. Şimdi e, Jones da Oturu da e, çok atlet oyuncular. Evet belki Euroleague için 5 numarada şey e, boyları biraz kısa kalıyor ama işte e, son pozisyonda Jones'un nasıl bir atlet olduğunu gördün. E, Elijah Bryant yani şimdi Efes hiyerarşisinde muhteşem dörde dönelim. E, hiyerarşi belliydi. Değil mi? Tabii. Mitsic bir. Çünkü Şen yarım adı, adım geri attı. Atması zaten o başarılar gelmezdi. Larkin iki. Boboa üç. Çok daha genç olduğu için. Simon da dörttü. Şimdi burada bu dörtlüde yani Boboa hala bence büyük maç, maçların e, adamı ama yaş itibarıyla sakatlık da geçirdi. Yani bence buradaki şey hiyerarşi Larkin 1, Elijah Bryant 2, Boboa 3, Thompson 4. Tamam Thompson'a çok para vermiş olabilirsin ama doğru kullanıldığı zaman bana sorarsan Boboa Thompson'dan çok daha oyuna şeyini vuruyor. ağırlığını koyuyor. Tamam, Larkin inşallah e, hastalığından dolayı bu kadar düşmüştür. E, Real mi? Madrid istiyormuş onu. He? Larkin e mi? Real Madrid mi? Barcelona. Barcelona. Hmm. Barcelona. Yani, hiç gideceğine ihtimal vermiyorum ama bir anda e, orada da bir felsefe değişikliği oldu herhalde. E, Kalaitis, Satoranski gibi e, hmm. fizikli gardlardan vazgeçip daha atletik, daha bire birebiri olan e, ga... tı tı Beyaz Şov'a hoş geldiniz diye. <laughs> <laughs> Gardlara yöneldiler. Yani e, orada hala bence e, tam olarak doğru rotasyonu, doğru süreleri sahadaki e, yerleşime göre rakibin veya beşine göre doğru beşleri tam olarak oturtamadı. Ama Efes'in e, play-in şansı gerçekten yani hiç de fena değil. Yani o 3 hafta öncesi, öncesi Asvel maçı abi öncesi. yok tabi. Yani şu an bile bakıyorum abi işte Milano haftayı 2'de 2 iki ile geçti. Bir Monaco'yu bir de Fenerbahçe'yi yendi. 2 playoff adayı. Abi oradan 2 galibiyetin sistem sondan 3'teler zaten. Şu anda artık o Oradayız yani. Çok küçük detaylar, çok küçük e, faktörler artık sıralamayı şekillendirecek. E, ve Efes de hala içeride hakikaten. Yani son Asvel maçı öncesinde de sonrasında da e, belki başka şeyler konuşuyorduk. Başka bir umutluyum. Asvel'in yense belki e, acaba ilk 6'ya girer mi diye bile konuşuyor evet. olabilirdik. Yani. Aynen. Yani oraya gidebilirdi. E, peki şimdi e, Euroleague tarafını toparlayalım mı abi? Var tamam. mı ekleyeceğimiz şeyler? Yok. Şimdi önümüzdeki hafta Fenerbahçe içeride Alba sonrasında Efes ve Olympiakos deplasmanını gidecek Euroleague'de normal sezonun. Efes için Fixedürse, Baskonya, Fenerbahçe, Beko dışarıda ve son olarak da Baskonya içeride. Baskonya maçı önemli. Kızıl yani Yıldız'ın teker teker maçları ele almaları lazım. Aynen. İki takımımıza da şimdiden bir kez daha başarılar dileyelim ve programımızın olmazsa olmaz köşesi. Türk basketbol tarihinin en sürpriz 5 şampiyonluğunu burada sıralamaya çalışacağız. Bugün benim en mutlu günüm ama şu anda çok sıkıştım. İleride. Normalde benim kimin takması gerektiğini falan düşünmem gerekiyor. Ama bir tek düşündüğüm şey var, tuvalet. İleride. Düştüğümüz hale bak. hadi gelin o zaman. Beklenmedik zamanlarda, beklenmedik yerlerde tertemiz tuvalet beklentisi olan insanların şeridi. E, tabii belirli başlı birçok kriter var. E, normal sezon sıralaması olabilir, harcanan bütçe olabilir, kurulan kadro olabilir. Ya da her bir sezonun, her bir takımın ayrı hikayesi oluyor. Nedir? Sezon ortasında zorunlu bir koç değişikliği. E, o e, sezonu ve o hikayeyi de bambaşka birden sürpriz diye tanımlamanızla yol açabilecek kriterlerden bir tanesi. Ben lafı çok fazla uzatmayacağım. Ben 5. sırada, e, aslında 5... Ayrı e, şampiyonluk hikayesi çıkartmak zorunda. Ben de dörtte kaldı. Sonra biraz daha zorlamayla... Beşinci sıraya ben 99-2000 Tofaş... E, repesa ile başlayan ama Tolga öngörenle e, sonlanan... Ayrın e, abinin tepes macerasını noktalayan son. şampiyonluk. Aynen son şampiyonluk. E, benim beş numaramda o var Murat abi deyip ben sana e, pası atayım. Benim 5 numaramda 1988-89... Eczacıbaşı Çukurova finali var. Eczacıbaşı 3-1 e, kazanıp Arda Arda ikinci şampiyonluğunu almıştı. Batur abi Nur içinde yatsın. Mehmet ha 88-89 mu dedin abi? He. Hmm. E, şimdi onlar 87-88'de de şampiyon olmuşlardı. E, büyük sürprizdi. Herkes şey diyordu. Yani işte herkes hafife aldı Eczacıbaşı'nı. E, Şimdi bu sene çok daha farklı olacak. Ee, ve olmadı. <gülüyor> <gülüyor> yani onun en tamel Yusuf Erboy, Serdar Susmuş, Kara Murat, Nur içinde tam ee, yatsın. Rüçhan Tamsöz. tam söz. Murat Şener, Karamurat. Murat bir tane Var de Larry mı? Richard. Tabii Var. Larry Richard'ın da hikayesi şöyle. Doğan Hakemez ve e, Şişman Nur, ikisi de Nurlar içinde olsun. Amerika'ya gidip oyuncu seçiyorlar. Dodo da Pete Williams'ı beğeniyor. Bütçesi çok kısıtlı Eczacıbaşı'nın. Şişman Nur bir türlü kimseyi beğenemiyor. Yani gelip bu kadar genç bir takımla fark yaratacak kimseyi beğenemiyor. Pete Williams diyor ki, ya benim bir arkadaşım var diyor. Texas Christian Üniversitesi'nden mezun. Yani öyle çok büyük yetenek değil ama boğa gibi savaşır diyor. İzliyorlar Larry'i. Yani Larry biraz Peach sayesinde Türkiye'ye geliyor ve e, bu arada Pete William's da dede olmuş. <laughs> e, ya e, resmini gördüm bunu. Çok severim ikisini de. Çok kaliteli insanlardır. E, bizi seyrediyor mudur hocam? <laughs> Olabilir. Neden olmasın? Grandpa diye <laughs> selam yol, yollayayım o Bu takımı ben 5. koydum. koydum. Benim 4 numaramdı aslında. 88-89 Batur abinin coachingindeki Eczacıbaşı şampiyonluğu. Üçüncü sıraya da ben Karşıyaka'yı koydum. Pınar Karşıyaka ama... Hangisi? Eski. 86-87 Nadir Vekiloğlu ile elde edilen şampiyonluk. Bende 3 numarada. Sende listende var mı o? Var 4 numarada. Sende 4 numara. Ee, o yılları çok iyi hatırlıyorum. Ligi domine eden takım Beşiktaş'tı. Aydan Siyavuş, Efe, Erman, e, Küçük Turan. Hmm. Domine ettiler ligi. James Block bir de tek Amerikalı. Herkeste 2-3 tane var. Karşı yakada da bir tane devşirme vardı. Ve e, Galatasaray'ı playoff'a Beşiktaş soktu Fenerbahçe'yi son maç yenerek yoksa Galatasaray playoff'a bile giremeyecekti hmm. ondan sonra ilk maçta şeyde e, spor sergide James Block'u diskalifiye ettiler Mehmet Ali Tılaba üstüne atlayınca ve Osman abi Nur içinde de yatsın iki maç ceza verdi 3 üzerinden oynanıyor e, herkes dedi ki tamam ya işte yine Galatasaray e, şampiyon olacak Pınar Karşıyaka şimdi biraz da Batur abinin eczacı takımlarına benziyordu. Suat Olca, Birtan Saka, Cihangir Başaran, Nihat Mala, Tuğrul Taşkın Genç, Ziya Uyanık. Hepsi kendi altyapısından yetişmiş oyunculardı. İki tane de Amerikalı vardı. Melvin Davis ve John Wiley. Melvin Davis bir şut atan duvar gibiydi. <laughs> ben dördüncü sıraya o ıı, Nadir abinin ıı, 86-87 şampiyon Pınar karşı yakasını koyuyorum. Ee, benim 3 numaramda 1978-79 Efes Pilsen Eczacıbaşı finalini kazanan Hı. Faruk Akagün'ün o da Kanada'da. Kanada'da seyrediyorlar mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Bugün bayağı bir uluslararası pro program oldu. Faruk abinin kazandığı şampiyonluktur. O 7 aydan Siyavuş sezonu arasında eczacı başında kaçan tek şampiyonluktur. 6 tane eczacı başı kazanmıştı. Esasında yani o Eczacıbaşı başı 5'i, 6'sı, 7'si Aydan abi başına o kadar şampiyonla yani herkes diyordu ki eczacı başı bu sene de şampiyon. Ezacı başı bu sene de şampiyon. Necati Güler, Melih Erçin. Efe Aydan, işte Orhan e, Ran Haygler, e, kimin inşa Ahmet Sarı başya unuttuğum yok da unutur unuttuysam da Nuri Tan ha Nuri için yatsın bakalım mı ee, yok yok bakmana gerek yok esasında Faruk abinin takımı da hiç fena değildi ama insanlar o kadar çok bir Eczacı başı dominasyona alışmıştı ki yani e, Efes'te bir var şeytan Luz. Şeytan Bili. Jeff Wilkins var. Efes'ten sonra gitti. 6-7 sene NBA oynadı. Ciddi süreler aldı. Doğan Hakyemens var. Dodo. Kara Mehmet. Aytek Gürkan. Ömürden Kısa Gün. Ve e, benim unutamadığım tabii Forti Murat. Fort Forti Murat Efes formasıyla şampiyonluk yaşadı. <laughs> Çok severim. Peki. Şimdi, onu taf, Hiç oynadın mı ona karşı? Şimdi biz Aa, yaşandık. Ya, oynamadım. Yani belki işte bir yerlerde böyle bir... Ee, o her ee, cumartesi... Veteran maçı falan bir yerlerde denk gelmişiz. Cumartesi, pazar ya dere ağzındaydı ya 18 Mart'taydı. Yani... Bizim Enka ve Akatlar'da böyle dönem dönem düzenli oynadığımız bir ekip var ama orada galiba hiç denk gelmedi. Belki bir kere falan. Evliyalar, karşı, Orun abiler... Karşıya işte geçmez falan zannetmiyorum. Yani. Sen bu tarafa gelmediysen karşılaşmamışsınızdır. Aynen. Şimdi ilk defa biz oynuyoruz. Ben de Amerika'dan yeni gelmişim. Bir tafralı yürüyüşü var diyeceğim ki vay Michael Jordan. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman sıralamada iki numaraya geçelim. Ben iki numarada bir kez daha Eczacıbaşı diyeceğim abi. Ama bu defa 87-88 sezon bilmiyorum katılıyor musun? Normal sezonu 6. sırada tamamladı. Ben öyle bir sağlamadan gittim burada. Çünkü geriye dönük de aslında şampiyonlar arasında dolanıyorsun. Genelde tabii belli başlı takımlar arasında el değiştirdiği için böyle sürprizi yakalamak da çok kolay olmuyor. Ee, burada ben sıralama üzerinden bir normal sezonu 6. sırada bitirip önce Tofaş'ı Galatasaray'ı e, son olarak da finalde Çukurova'yı 3-1 yenmiş. Aslında kadro az önce saydığımız Batur abinin işte o şampiyonluğundaki. Aynı kadro. Ee, evet Orgun Ene, Yusuf Erboy, işte Tamara Ayvuç, Larry Richard, Rüçhan Tamsöz. Lü kadro. Benim iki numaram da o var. Yani bunu sürpriz bir şampiyonluk olarak nitelendirmek. Bence çok, ilki çok büyük sürprizdi. Ben onu zaten hı hı. Neyse 2'yi söyleyeyim de. Evet senin 2 numara. Benim iki numaram 2014-2015 Pınar Karşıyaka normal sezonu 19 galibiyet 11 mağlubiyetle bitirdi. 4. Türkiye basketbol tarihinde e, en çok mağlubiyet almasına rağmen normal sezonda e, şampiyon olmayı e, başaran 19 galibiyet 11 mağlubiyet 11 mağlubiyetli başka şampiyon yok. Ufuk Sarıca'nın Barış her sekli. Tabii efsane yani o dönemler efsane Barış kim alırsa barışı şampiyon <laughs> kupa kazanıyordu. <laughs> tabii şaka bir yana Barış ilk beş başlardı bu takımda genelde. Abi orada tabii Bobby yağmur Dixon. vardı. Ee, Baba. Erkan Abi, değil mi? Ya, Yabancılara müthiş bulmuştu Ufuk Gabriel. Stole verirkeni DJ Strawberry, Kenny Gabriel. Palacios Dixon. vardı. Milt Palacio, Palacios Palacios. 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 Bir de tabii e, şarkı John Diebler. John, hmm, ta, aynen. O takımın e, şampiyonluğu e, büyük paralar kazandırdı o takımın yabancılarına. Hatta Barış Erse. E tabii zaten direkt bir kısmı gelişine Euroleague yaptı. Olympiakos'a falan dağılan olmadı mı? İtalya'ya, İspanya'ya. Doğru hatırlıyorsam şey, John Diebler'ı Efes almıştı. Aynen. Bobby Dixon'la Barış'ı Fenerbahçe aldı. Gabriel i̇kisi Lüt, de Oli ikisi, ikisi de EuroLeague takımı. Gabriel Panathinaikos, DJ Strawberry, Olympiakos, bir tek e, Palacios e, kalmıştı. E, İnanç vardı. Gerçekten evet. çok sevdiğim bir e, şey yani hem Fenerbahçe ile 3-1 hem Efes ile <laughs> 3-1 finalde ...çok büyük başarı E tabii hem Fenerbahçe'nin hem de çok ciddi bütçeler harcadığı... ...artık Euro... hedeflerini çok başka yere koyduğu... Ee... zaten Fener Euro Lig'de final 4, oynadı. 14-15'te... Berlin mi? İspanya. İspanya ha, sezonu. Şey, Real Madrid'den Aynen. dayak yediği sezon. İspanya sezonu. İspanya'daki Final Four sezonu. Ee, e bir yandan şimdi rakiplerin çok büyük paralar harcıyor. Ama asıl... Bir de oradaki karşı yakın sahadaki oynadığı oyun da yani 40 dakika hatırlıyorsun abi Kolej lise takımı gibi bam 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 devamlı full tempo tabi ya yani biz izlerken yoruluyorduk. Bobby'nin ne kadar büyük bir lider olduğunu abi tabii bu o, sezon o. izleyerek keşfettik ne kadar winner olduğunu. Aynen. E, Deeblers'in Avrupa'nın en iyi şutörlerden bir tanesi olduğunu e, bence en kilit iki isim o takımda. Onlardı. Ben ikinci sıraya onları koydum. Bu arada bahsettiğimiz, uzun uzun konuştuk. Pınar Karşıyakan'ın 2014-2015 şampiyonluğu benim de bir numaram. Ha. Bu arada aslında. Biz evet. yer Aynen ben de böylelikle ee, bu anonsu yapmış olayım. Benim bu listede bir numaramda 2014-2015 sezonu Pınar Karşıyakan'ın. Ee, az önce Murat abinin ikinci sıraya koyduğu şampiyonluğu var. Senin bir numaran. Benim, benim ben bir numaram Batur abi ile Eczacıbaşı'nın 87-88 ha, e, şampiyonluğu. Dediğin gibi ligi 6. bitirip Efes'i 2-0, Galatasaray'ı 2-1 ve Çukurova ki Çukurova o zaman en pahalı kadrolardan birine sahipti. Büyük bir ihtimalle Efes'le birlikte, Galatasaray'la birlikte 3-1 yenip bir şampiyon oldu. Abi o sene Orhun 20 yaşında. Yani Serdar susmuş 20 yaşında, Kara Murat 18 yaşında. Yani Tamer abi. Tamer 21, Yusuf yani Erboy 22, Rüçhan 19. Larry Richard da daha en yeni mezun olmuş. Avrupa'da hiçbir yerde bir tecrübesi yok. Yani şimdi hep ne konuşuluyordu yani spor sergide muhabbet hiç bitmezdi en sevdiğim. Şeydi hmm. kim erken gelirse gelir yanına oturur sohbet etmeye başlarsın gelecekte bu takım çok iyi olabilir eğer Şakir Bey Nur için de yatsın bu takımı bir arada tutabilirse ama hep gelecekte işte biraz tecrübe kazansınlar ee, bir de iyi Amerikalı bulurlarsa yani iyi Amerikalı adam kupa bırakmadı Türkiye'de yani illa e, crossover ankle breaker üçlük ya da e, smash uçarak abi adam rebound bırakmadı ya Larry hey Larry <gülüyor> Grandpa <gülüyor> yok o Pete ha bitti dimi Pete, karıştırdık Pete. O, yani e, hakikaten 5. E, sıraya da bir sonraki eczacı başına ondan koydum. Bu sefer hmm. de konuşmalar şeye dönmüştü. Ya tamam genç oldukları için kimse ciddiye almadı şu bu falan hiç alakası yok. Yani. <laughs> Peki o zaman böylelikle programı toparlayalım mı abi bu haftada? Tamam, tamam. Var mı ekleyeceğim bir şeyler? Yok. Ee, böylelikle o zaman Shell ile hepileri de basketin bu haftaki bölümüyle e, artık bölümünü daha doğrusu noktalayabiliriz e, programın içerisinde de sık sık söylediğimiz gibi artık Euroleague'de her geçen gün heyecan biraz daha artıyor artık finish çizgisine en azından normal sezon özelinde e, finish çizgisine biraz daha yaklaşmış bulunuyoruz üçer karşılaşma kaldı biz de tabii ki voley ekibi olarak Shell ile hepileri basket de baskette Euroleague namzını ve basketbol namzını tutmaya devam edeceğiz hoşçakalın hoşçakalın